Evet, sevgili Ahu Özyurt'la birlikte olacağız bu bölümde. Hemen kendisini yayına davet edelim. Ardından da nerelerdesin sen kaçak diyeceğim ama nerelerde olduğunu Ya. biliyorum. Çok güzel işler yapıyorsun. Bir hemen onu anlatarak başla lütfen Ahucuğum. Hoş geldin. Artun çok teşekkürler. Çok da özledim yayın yapmayı. Ekibe çok sevgiler, selamlar. 2 haftadır beni hakikaten idare ediyorsunuz. Sağ olun arkadaşlar. Biraz saha işimiz vardı. Adıyaman'da çok sevdiğimiz bir çocuk yaşam merkezimizi Sunan'ın kızları adına açtık. UNICEF'le birlikte, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte. Hem deprem bölgesi nasıl kendini toparlayabiliyor mu onu görme şansım oldu. Geçen hafta da bir iki sağlık meselesi, aman herkese buradan tavsiye, düzenli kontrollerinizi her konuda yaptırmayı ihmal etmeyin. Çünkü biz hani bir yerimiz ağrıyıncaya kadar doktora gitmeyen bir kuşağız veya bizim nesil öyle en azından. Sonra çok sıkıntılı çıkabiliyor bunun faturası. Onun için teşekkür ediyorum beni idare ettiğiniz için 2 haftada. Estağfurullah. Bu hafta da sürpriz var. Birazdan elektronik parayı, fintech'i konuşacağız ki siz fintech zirvesinde de berabermişsiniz Engin Şahin Bey'le Soft Robotics'ten. Global Aynen, Trust diye büyük aynen. bir çatının altındalar. Orada anlatacak çok şey var. Sizde nedir durumlar? Bugün ne konuşuyorsunuz? Bakayım, bende çok kulis var. Valla ben yeterince konuşuyorum. Şimdi arkadaşlarım onu söyledi. Millet içerik konusunda zorluk çekiyor. Biz de içeriği nereye koyacağız şeyindeyiz. Çünkü burada her arkadaş kendi uzmanlık alanında, onları ayırdık böyle dış piyasalar diye, kriptocular diye, sadece borsacılar diye, researchçüler diye. Gerçekten arkada çalışan çok büyük bir ekip var. Ondan fazla WhatsApp grubunda ekonominin, finansal piyasaların duayenleri, biz geç kalanlar, genç kalanlarla gençleri bir araya getiriyoruz. Oradan çok güzel içerikler çıkıyor. Ne konuşuyoruz konusunda çok kısa bir bilgi vereyim, ardından sana bırakayım konuyu. Çünkü geçen gün Ahmet Kasımhan Hoca ile yaptığımız yorumda da Kestraş'ında sordum. Dedim ki hani özgür mü özel mi? Hani diye çok güzel bir benzetme yaptı Ahmet Kasımhan Hoca. Biliyorsunuz dedi, file dedi, kör dedi, herkes bir yerinden tutup tuttuğu tarafından anlatırdı dedi. Bu belirsizlik döneminde herkes kendine göre bir yorum yapıyordu ama aşağı yukarı artık belirlenmeye başladı ki Özgür Özel gayet başarılı bir politika yapıyor. Bu politikanın siyaset tarafında çeşitli netleşmeleri de olmaya başladı. İşte Sayın Cumhurbaşkanı ile Özgür Özel'in görüşmesi, Sayın Bahçeli ile görüşmesi, biraz daha yumuşama mesajları. Sayın Bahçeli zannediyorum bu mesajı çok net verdi. Artık politikayı daha gerginlikten uzak yapmalıyız diye. Bu bizi nereye götürüyor? Ben çok merak ediyorum. Çünkü ekonomi ve finansal piyasalar cephesinde çok ciddi şekilde bir para akımı olmasa da Türkiye'ye, ya gelelim parayı kazanalım, kaçalımcılar hala geliyor. Onu söyleyeyim dışarıdan. Öyle mi? Ama Merkez Bankası ekonomiyi bir miktar yavaşlatabiliyor. Para da basıyor bu arada. İçerideki swapları kapattı. Rasyonelleşme yolunda artık getiri eğrisini serbest bırakıyor. Bu bankaların menkul kıymet tesisiyle ilgili tahvil alma zorunluluğunu falan şey yaptı. Normalleşiyoruz. Ama daha bu işin çok başındayız. Doğru. Biliyorsunuz biz Türk gibi başlarız. Türk gibi bitirdiğimiz zaman da elimizde bir şey kalmaz. İyi başlandı. Daha doğrusu esasında bu sefer Türk gibi başlanmadı biraz. Yani daha yavaş 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 belli kısıtlar dolayısıyla başlandı. Ekonomide birazcık daha pozitife doğru gidiyor muyuz algısı var. Türkiye'ye biraz gözler çekiliyor ama alıp kaçalım paramızı diye çekiliyor. Biz bu siyasette bu netleşmeyi de görürsek insanlar bir rahatlayacak. Ama rahatlamak için daha çok zaman var. Siyasette ne oluyor diyeyim, susayım, konuyu sana bırakayım. Şimdi siyasette sizin geçen hafta konuştuğunuz konuların üzerine ben çok az bir şey koyayım. Birazcık böyle bir anladığım kadarıyla ana muhalefet partisine ya da CHP'ye yakın basında hızlıca bir cumhurbaşkanlığı seçimi, kim aday olur, işte o mu bu mu falan gibi şeyler başladı. Heyecanlanmalar, gıdıklanmalar. Bunun için çok erken. Bence Sayın Özgür Özel'in de bunu dikkatli yönetmesi gerekiyor. Sürekli konuşan, her zaman konuşan ve görünen bir lider olmak bu dönem için çok faydalı olmayabilir. Biraz hani herkesin birbirinin üstüne basacağı bir dönemden geçmiyoruz. Hakikaten herkesin az geride duracağı, az konuşup iş yapacağı bir döneme giriyoruz. Bunun için tarafların, iktidarın, Cumhur İttifakı cephesi ve karşı tarafın itidalli birbirine saygılı gidiyor olması iyiye işaret.
Bence bu birazcık piyasalara da etki etmiş durumda. Yani denge bulunmuş olma ihtimali ya da denge arayışı uluslararası finans piyasalarına da etki ediyor. Biraz bu şeye, Cumhurbaşkanı'nın gitmediği Washington temasının kulisini bekliyorum. Onu da haftaya muhtemelen pazartesi alırız. Orada belli ki bazı anlaşmalar yapılmış. Mesela bizim Rusya ile aldığımız bir gaz vardı. Bir sene boyunca fatura ödemedik hani deprem nedeniyle. Şimdi ona karşılık bir LNG anlaşması yapıldı Amerika ile. Belli ki Amerika bu Rus bağımlılığınızı biraz azaltın demiş. Ankara'da bu mesajı almış. Gerekli öngörüleri, gerekli ayarlamaları yapıyor gibi gözüküyor. Onun dışında birkaç tane siyasi manşetim var. Hızlıca onları vereyim. Biraz da kulis konuşmayı sona bırakayım. Eğer mümkünse arkadaşlar, bir haftadır Türkiye'nin konuştuğu kaybettiğimiz öğretmenimiz, okulunda öğrencisi tarafından, göçmen bir öğrenci ama herkesin söylediği ırkçılık yapmayalım diyorlar. Şimdi ana akım basın, Hürriyet, Milliyet gibi gazeteler bu meseleyi çok yani övgüyle, kendilerine hakikaten arkadaşlarım olduğu için de övmek zorundayım, çok dikkatli ve titizce araştırıyorlar. Hürriyet'in birinci sayfasından bu. Dün Fulya Soybaş yazmıştı. Bu çocuğun nasıl 3 okul değiştirdiği, daha önceki okullarında olay çıkarttığı, bir sonraki manşeti belki verebilirsiniz. Aslında sorunlu bir çocuk olduğu ve takip edilmesi gerektiği bağıra bağıra gelen bir meseleymiş. Milli eğitimin en büyük sorunlarından biri bu birazcık. Rehber öğretmen sayısı, rehber öğretmenler çok idealist ama yetersiz. Onun için bu genç kuşağı takipte çok zorlanıyorlar. Devamsızlık çok yüksekti. Onu belki bir tedbirle Sayın Bakan geri aldı. Müfredat kavgası devam ediyor. Onu haftaya da konuşuruz. Müfredat meselesi ayrıca bir gündem ama öğrenciler ve öğretmenlerin güvenliği, özellikle devlet okullarında. Herkesin konuştuğu şey buydu. Hatırlayacaksınız, geçen hafta Ozan Gündoğdu da bahsediyordu. Hani orta sınıf kendini özel okullara göndermeye mecbur hissediyor. Çünkü devlet okulları güvenli değil. Bu ilk defa maalesef bu acı örnekle önümüze geldi. Şimdi artık devlet okullarında hem öğrencilerin hem öğretmenlerin güvenliğini, can güvenliğini ve okulların güvenli ortam olmasını konuşmak zorundayız. Bu konuları iyi takip etmiş durumda Hürriyet. Milliyet bir adım daha öteye gitmiş ve silaha erişim konusunu masaya yatırmış. Ben bugün okurken çok şaşırdım. Bir satıcıyı alıcı gibi aramışlar ve kargoda sorun çıkmazsa elinize ulaşır demiş. O da Milliyet'in manşetinde, belki elinizdeki şeylerden sonra varsa değişti. Ha, bizden çıkınca ne yaparsanız yapın. 6 ay önce de para cezasıyla bu genç çocuk diyoruz çünkü hala çocuk ama çok belli ki suç şeyi oluşmuş bir, çizelgesi oluşmuş bir gençten bahsediyoruz. Silaha erişim daha büyük bir derdin işareti. Bu sadece çocuklarla kısıtlı değil. Bu meselede kimin ne yapacağını İçişleri Bakanlığı muhtemelen gerekli adımları atıyordur ama silaha erişmek ne zamandır bu kadar bu ülkede kolay, ben bilmiyordum doğrusu. Hani hep Amerika ile dalga geçeriz, işte okulları basılıyordu, höttede höttede. Vallahi yani farklı durumda değiliz. Tek şeyimiz, tahtaya vuralım, çocuklarımızın bu işe çok meyilli olmadığını umuyoruz ya da hayal ediyoruz şu noktada. Bu konuyla ilgili başka manşetim yok. Yorumum varsa alayım, yoksa bir ekonomi kulisim var. Ben çok yorum yaparım ama susayım, ekonomi kulisiyle devam edelim bence. Peki, çok hızlı hızlı çünkü konuğumuz da gelecek. Bugünün en büyük kulis haberi bu. Her yerde ayrı şey görüyorum. Hafize Gaye Erkan'ın ekonomi yönetimine geri geleceği, gerçek gündem BDDK'nın başına demiş. Patronlar dünyası OECD'ye, Paris'e gidiyor demiş ki en son orada yanılmıyorsam Kerem Alkin Hoca bizi temsil ediyordu. Şimdi belli ki Hafize Gaye Erkan yeniden ekonomi çarkının içine alınıyor. Durduk yerde nereden çıktı bu iş diye merak ediyor insan. Ben bunun birazcık Amerika seyahati, yapılan yapılmayan Amerika seyahatiyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Ama şimdilik sadece bu kadarını kenara bırakayım. Sanki Sayın Mehmet Şimşek'e Washington'da birileri bir şey telkin etmiş gibi geldi. Bu konuda yorumun olur mu? Onu merak ediyorum. Yok, bu konuda yorumum olmaz. Benim bir konuda yorumum olur. Şimdi biliyorsun EKK diye bir şey var, Ekonomik Koordinasyon Kurulu. Orada Sayın
Cevdet Bey Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak bu ekonomideki koordinasyonu sağlıyor. Hatırlarsan daha önce Berat Bey varken Berat Bey'in ayrılmasıyla birlikte Naci Ağbal Merkez Bankası Başkanı olmuştu. Ve herkes esasında Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanı değil, Naci Ağbal'ın ekonomi ve hazineden sorumlu bakan olması gerektiğini düşünüyordu. Böyle bir planlama sorunu olmuştu orada. Aile içi konulardır. Biz onlara karışmayalım tabii ama devleti ülke ekonomisini etkilediği için biz o açıdan bakıyoruz. Şimdi daha bir önceki ekonomi yönetimi o kadar kötüydü ki, o kadar irrasyoneldi ki, o kadar büyük kötülük yaptılar ki Türkiye'ye. Şimdi biz bu elimizdekileri ehvenişer olarak değerlendiriyoruz. Ama siyasetin yapılış şekli açısından ben bilmiyorum ne olduğunu ama gördüğümden yanlışım varsa düzeltmen opsiyonuyla sana bırakıyorum. Şimdi bir önceki Merkez Bankası Başkanı şu anda nerenin başkanı? BDDK Başkanı. Bir önceki hazineden, maliyeden sorumlu bakan nerede? Milletvekili. Demek ki burada Sayın Cumhurbaşkanı'na hizmet edenler ödüllendiriyorlar, liyorlar. Gaye Hanım da bir şekilde ödüllendirilecek demek ki. Bir mecburiyet var. Telkin, bilemem onları anlamam. Yani ama siyasetin yapılış tarzı bu. Buraya kadar geldiğim zaman bir şeyi daha söyleyerek sözü sana bırakayım. Şimdi BDDK Başkanı, şu andaki BDDK eski Merkez Bankası Başkanı daha önce uygulanmış olan politikaların çok doğru olduğunu ve kendisine haksızlık yapıldığını düşünüyor. Bir önceki Hazine Maliye Bakanı şimdiki BDDK Başkanı olan eski Merkez Bankası Başkanı ile kavgalıydı, konuşmuyordu. Toplantılarda birbirlerine arkalarından atıp tutuyorlardı. Şimdi tamam, hani Nebati milletvekili oldu. Okey. Hani geçtik onu. Bir tanesi BDDK Başkanı. Ve mevcut politikaların çok yanında değil bence. Merkez Bankası Başkanı'na bir soru soruluyor. Onu BDDK bilmiyor. Neyi? Swap'ı. Affedersin ya. Swap yahu. Tamam mı? İkinci bir soru geliyor. TÜİK doğru açıklıyor mu? Orası TÜİK diyor. Arkadaşlar, rasyonelleşme falan. Ama hocam bilmiyor musunuz kısıtlarımızı, işte siyaset var, yavaş yavaş düzeltiyorsun diye. Kardeşim, yani Türkiye'ye şu anda gelen para kara kaşına, kara gözüne gelmiyor. Alayım kaçayım diye geliyor. O yüzden piyasalar iyi, ekonomik kötü. Ve bunun düzelmesi için de yapılan çalışmalar eksik. Koordinasyon eksik. Ekonomi yönetiminde soru işareti yaratacak bir şey yapmamak lazım. Gaye Hanım'ı Merkez Bankası Başkanı yapıp ondan sonra gönderip şimdi başka bir yere koymak falan filan. Ya bu derler ki o zaman Game of Thrones, hadi işimize bakalım. Böyle olmasa bile, bak böyledir demiyorum ama bunu vermek, bu tabloyu böyle vermek iyi bir şey değil. Abi enflasyon kaç bu ülkede gerçekte ya? Bir bana söylesin. Ben ne TÜİ'ye inanıyorum, ben ne şeye inanıyorum. Nedir adı? ENA'ya inanıyorum. İnanmıyorum. 80'leri gördük herhalde. 70-80 ama duruyor mu şu anda? Patikası. Tamam, yani şöyle yaparsın o zaman. Risk primi dediğin şey artı 10 koyarsın üstüne. Tamam mı? Öyle yaparsın hesabını. Türkiye'de o zaman artı 10 koyuyor işte faizi. Onu doğru. Nereden ödüyorsun? Merkez Bankası zararı. Ya böyle bir zarar var mı ya? Var mı böyle bir zarar? Bu KKM. Bak dün Sayın Merkez Bankası Başkanı söyledi. Rakamlara bakıyorum. İşte ciddi şekilde bir düşüşten bahsetti orada rakamlarda. Şimdi bu rakamlardaki düşüşlere baktık. Tamam, sen daha önce faizi vermiyordun. Swap hatlarını kapayıp ağzına burnuna vurdun yabancıyı. Şimdi faizi basıyorsun buraya gelsin diye. Neyse dedim, konuyu sana bıraktım. Artık yeni konuğumuzla birlikte şu fintech konusu gibi biraz daha ümit konularını konuşalım. Çünkü benim 11'de bir başka yayına daha bağlanmam gerekecek. Çok hızlı 3 tane manşet arka arkaya vereyim. Bugün ekonomi gazetelerinde gördüğümüz 3 tane manşet. Maaşlar artmazsa enflasyon düşer. Merkez Bankası Başkanı'ndan.
Diyor ki yani yıl ortası da zam falan beklemeyin arkadaşlar. Biz bu işi düşüreceksek önce siz kendiniz birazcık maaşlarınızla yaşamayı öğreneceksiniz. Nasıl bir ekonomiden hedefte 3 ay rötar oluştu diye bir manşet var. Altta da İsrail'le ticarette yasak polemiği var. Bunu ben birazcık haftaya araştırırım. Sonuncu haberde en son geçen blokta gıda gündeminde konuştuğumuz konu. Dondurma fiyatı et fiyatını solladı. Bu önemli, bakın arkadaşlar, hakikaten. Yaz geliyor, inşallah gelecek. Güneşi de göreceğiz diye umuyoruz. Ama dondurma fiyatı et fiyatını solladı. Çocuklara zaten et yediremiyor pek çok aile. Dondurmanın da belki başka türlü ucuzunu nasıl yaparız? Daha kolay hani paketinin şeyinden mi, ambalajından mı tasarruf edeceğiz? Ne yapacağız? Reklamını mı az yapacağız? Ne yapacaksak eski usul frigolara, küçük parmaklara dönmemiz gerekecek gibi. Burada bir virgül atıyorum ve sevgili Soft Robotics Genel Müdürü Engin Şahin bizimle birlikte, yanılmıyorsam, bağlanıyorsa hemen onu aramızda. Evet. Hoş geldiniz. Günaydın. Nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok mersi. Vallahi siz şimdi finansçılar ve teknolojiler bir aradasınız. Onun için ben hem sorayım hem dinleyeyim diyeceğim ama fintech sektörü konusunda çok umut verici bir hem zirve yaptınız hem sonrasında da galiba yatırım anlamında da cazip bir sektör olmaya başladı Türkiye için efendim. Ne dersiniz? Evet, yani son dönemde tabii ki finansal teknoloji sektörü, yani ödeme sistemleri, finansal teknoloji sektörü çok hot topic haline geldi. Sektör son 5-6 yıldır çok hızlı bir büyüme gerçekleştirdi. Zaman zaman birleşmeler gördük, zaman zaman yatırımlar da gördük. Sizin de belirttiğiniz gibi Ava Hanım, yurt dışından açıkçası bu alanda da yatırımları sektörde görüyoruz. Özellikle hani daha önceleri hep şey konuşuyorduk, işte bankalar biraz daha böyle 2021-2022 yıllarında fintechler işte bankaların biraz tehdit ediyor, oyun alanlarını daralttığı söyleniyordu. Ama bu büyük oyuncularda bile strateji değişikliklerini gördük. Bankalar da artık fintech oldu. Fintechler banka olma yolunda ilerliyorlar. Dolayısıyla hareketli bir sektör diyebiliriz açıkçası. Evet. Müsaadenizle ben de bir araya gireyim mi? Lütfen, bir sorun var. Şöyle yapalım. Yani ben 11'e kadar burada durabileceğim dedim ama yayın burada devam edebilir. Onun için süreyi açabiliriz bence. Ahu hiç şey yapabilirsin. Yani yayını rahatlıkla şey yapabileceğim, teslim edebileceğim bir isim burada duruyor. Siz de hoş geldiniz yayına Engin Bey. Ben şeyi soracağım ya. Yani Deniz'le aranız nasıl? Yani çünkü hem Engin hem Bora görünce ben ya bir denizci aileyle mi karşı karşıyayım diye düşündüm. Çünkü deniz insanı çok güzel bir insandır. Öyle ekrandan öyle bir hava akıyor. Var mı denizcilikle bir alakanız? Denizcilik yok ama Karadenizlik var. Dolayısıyla güzel, tamam. Oradan olabilir. Evet. Peki. Karadenizlilik ayrı bir mevzu, özellik içeriyor. Onda da şey soruyorlar. Trabzonlu musun, Rizeli misin, Oflu musun diye soruyorlar galiba. Öyle ayrımlar var. Neresindensiniz efendim? Doğru. Trabzonluyum. Çaykaralıyım ama. Tamam, peki. Şimdi bu coğrafi işaretler konusu bence Türkiye'de başlı başına konuşulması gereken bir şey. Çok renkli bir toplumuz. Bu renkler içerisinde gerçekten finansal teknolojilerin, finans ve teknolojiyi bir araya getirmek çok önemli. Ben bu fintech week'te de şunu gördüm. Zannediyorum Akbank'tan bir konuğum vardı panelde. İş olsun diye ille de fintech'i, yani finans ve teknolojiyi birbiriyle bağlıyorum, ama lütfen girmeyin. Gerçekten birbirini destekleyen bir hikaye varsa bunu yapın dedi. Çünkü hani böyle biliyorsunuz, bizde bir hype oluyor, bir moda oluyor, böyle oradan yürüyorsunuz. Evet, çok güzel bir konu ama Türkiye dünyaya bakıldığında bunun neresinde? Finansal teknolojiler tarafında. Çünkü ben çok güzel örneklerimiz olduğunu biliyorum. Gençlerin bu işe çok inancı olduğunu biliyorum. Onlara bir yön göstermek lazım. Nereden yürümeliler finans ve teknolojiyi bir araya getirirken? Kesinlikle. Şey konusunu çok doğru söylediniz. Yani bir stratejiyle aslında yola çıkılması gerekiyor. Hani evet, böyle bir konu oldu ve bu konuyla alakalı biz de hadi yatırım yapalım diye buraya girmemek gerekiyor. Bu ödeme kuruluşu ve elektronik para şirketleri açıkçası zaten biliyorsunuzdur, Merkez Bankası tarafından lisanslanıyor. Lisans aldıktan sonra hayatlarına devam edebiliyorlar. Bu noktada Merkez Bankası yetkililerin de denetçilerin de en çok dikkat ettikleri nokta da o aslında. Yani bir faaliyet programı ve iş planı istiyorlar. Ona bakıyorlar, onu değerlendiriyorlar. Orada da şunu görmek istiyorlar.
Evet, Merkez Bankası'nın temeldeki hedefi şu: nakitsiz topluma geçiş ve ödeme teknolojilerinin tabana yayılması. Ama bunu nasıl yapacaksınız? Bunu görmek istiyor. Hatta bunu kullandığınız teknolojiler, verilerle de desteklemeniz lazım. Yenilikçi çözümleriniz neler olacak? Bunlardan bahsetmek gerekiyor. Ben eski Big Four kökenliyim. Hani bilgi sistemleri sektöründe iş süreçleri alanında da böyle bir çalışmalarım da vardı. Genel olarak dünya çapında bir araştırma yapmıştık. Japonya'sından Amerika'sına, Avrupa'sı, Afrika'sı. Fintech sektörü ve fintech sektöründe yer alan regülasyonlar hangi ülke ne noktada diye. Türkiye olarak gerçekten biz regülasyonlar anlamında oldukça iyi bir noktadayız. Özellikle bu fintech sektörü açısından baktığımızda. Dolayısıyla ortada bir regülasyon varsa da aslında şirketlerin gideceği bir yolda çiziliyor. Dolayısıyla çok destekleyici oluyor. Genel olarak ben fark yaratacağımız noktayı açıkçası açık bankacılık tarafında görüyorum. Evet, şu an fintechler belli hizmetleri sunuyor. Sanal POS hizmetleri var, dijital cüzdan var. Unbank müşteri tabii ki Türkiye'de var hala çok fazla. Orada bir para havalesi konusu var temsilciler vasıtasıyla. Bu ürünler sunuluyor. İşte dijital cüzdan içerisinde şeyi çok gördük. Hep süper app konusunu konuşuyoruz ama orada işte cüzdan içerisinden evet para yüklüyorsunuz, para transfer ediyorsunuz, cashback'ler var. QR'la ödeme yapabiliyorsunuz. Kredi aracılık edebiliyor bu şirketler ya da kıymetli bir maden alıp satılmaya da aracılık ediliyor. Ama asıl noktada fark edecek kısım bence açık bankacılık. Bu açık bankacılık konusunda da şu an işte farklı paydaşlar var. BKM var, Bankalarası Kart Merkezi, diğer bankalar var ve ödeme hesabı bulunduran şirketler var. Burada açık bankacılık sayesinde yani diğer ödeme hesaplarından şeyleri alınabilecek. Hesap hareketleriniz. Şu an için sadece bunlar alınabiliyor. Ama bunun gideceği noktada diğer vadeli hesaplarınız, diğer finansal enstrümanlarınız, işte belki kredi kartı hesaplarınız tek bir noktada, tek bir platformda, bu biraz önce bahsettiğim dijital cüzdan gibi bir ürün içerisinde yer aldığında açıkçası oldukça bu şirketlere bir yeni çözümler üretmek için bir potansiyel doğuracak. Bu da şey gibi düşünüyorum bunu da, biraz işin içine yapay zekanın girmesi gerekecek diye düşünüyorum. Burada da yani şöyle özetleyeyim, yapay zeka tabanlı kişiselleştirilmiş finansal deneyimler. Siz cüzdanınıza girdiğiniz zaman cüzdan böyle bir sizi yönlendirecek finansal konusunda. Peki, ben Ahu'ya sözü bırakıp müsaade isterken, Big Four konusunu açmışken 24 Mayıs'ta Berlin'de oynanacak olan Final Four'da Fenerbahçe'ye de başarılar dileyim. Her zaman yurt dışında takımlarımızın bizi başarıyla temsil etmesini istiyoruz. Renk farkı gözetmeksizin. Yurt içinde işte futbolda siyaset var, şu var, bu var tartışmaları bizi çok bir gerginliğe taşıdı. Umuyorum bu gerginliklerden uzaklaştığımız, ülkenin her türlü gencini ve genç kalanını başarı için umutlandırdığı, desteklediği fintech gibi sektörleri daha fazla konuşacak bir başarı hikayesi yakarız diyorum. Ve yaşa Fenerbahçe diyerek aranızdan ayrılıyorum efendim. Berlin'de başarılar. Bir Trabzonlu ve bir Galatasaraylı'ya da destekleri için de ayrıca çok teşekkür ediyorum efendim. Ben şimdi Kolendi yayınına kaçıyorum. Ahu Hanım hem öyle mi böyle mi bitirecek, hem de size iyi haftalar diyecek. Görüşmek üzere efendim. Çok kolay gelsin size. Sağ olun. Hoşçakalın. Artuş, teşekkürler. Bombaladın gittim. Benim de çok fazla sorum yok ama bir şeyi sormazsam eksik bırakırım. Büyük sektörlerin, mesela reel sektördeki bazı büyük grupların bankacılık işine girdiğini görüyoruz. Televizyonlarda reklamlarını da görüyoruz. Hani Ayat Kimya gibi büyük gruplar. Bu bankacılık anlamında veya açık bankacılık anlamında doğru bir yere doğru gittiğimizi mi gösteriyor? Yani belli ki bu sanal para, elektronik para meselesi reel sektöründe yatırım yapacağı kadar cazip bir şey mi, yoksa büyük ölçüde kendi iş hacimleri için mi yapıyorlar sizce Engin? Ya tabii ki çoğu şirket kendi, işte ne bileyim, holding şirketleri olabiliyor, altında farklı şirketler olabiliyor. Dolayısıyla çok fazla iş modelleri üretebiliyorlar. Bu iş modelleri noktasında da işte banka yatırımları olabilir, fintech yatırımları olabilir. Buraları değerlendirebiliyorlar açıkçası. Biz de sadece yazılım değil, böyle bir brainstorming yaparak hangi iş modellerinde çalışmalar sunabilirler diye bize soft office olarak aslında müşterilerimizle dirsek temasındayız.
Dolayısıyla evet, belirttiğiniz gibi bir şey, yatırımlar söz konusu. Bunun da aslında temel sebeplerinden bir tanesi tabii her ekranda çokça söylendi COVID dönemi. O dönemden itibaren finansal okuryazarlık çok fazla arttı. İnsanlar bu taraflarda çok daha fazla aktif olmaya başladı. Çok güzel. Dolayısıyla toplum bu yönde ilerlerken şirketlerin de bu doğrultuda yatırım yapmaları oldukça doğal olarak görüyorum. Çok güzel. Bir de son olarak şeyi sorayım. Önümüzdeki dönemde şimdi birazcık piyasalarda denge bulunuyor. Bu tip sizinki gibi kuruluşlara büyük yabancı yatırımcı, büyük oyuncu girişi veya başka oyuncuların girişini bekliyor musunuz? Yeterince cazip hale geldi mi sizce? Ya evet, Türkiye içerisinde çok büyük oyuncuların açıkçası bunu kendi yönetim kurullarında değerlendirdiklerini biliyoruz. Zaten son dönemde artık yönetim kurullarındaki top konulardan bir tanesi teknoloji ve fintech açıkçası. Bu doğrultuda evet, yurt içindeki YK'lardan, çok büyük oyunculardan konuşulduğunu biliyoruz. Yatırımlar gelecektir, devam edecektir 2024 senesi içerisinde. Ama yurt dışından da evet, gelen giden çok fazla, soran çok fazla. Dolayısıyla yeni yatırımları bekliyoruz açıkçası. Benim sorularım bu kadar. Eklemek istediğiniz başka bir şey varsa onu da alabilirim. Konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Bütün Soft Robotics ve Global Trust ekibine de sevgilerimizi buradan iletiyoruz. Bu haftalık da öyle mi böyle miyi böyle konuğumuzla kapatıyoruz. Haftaya yine görüşünceye kadar hoşça kalın. Hoşça kalın.